Hükümlü Dağ Soysu'yla görüşecektim. Alnımda değil, orada yazı okutuldum. Vekaletin var mı? Hayır yok, bu ilk görüşme olacak. Şunu doldur. Şimdi karşıya göster amasına geç. Thank you.
Merhaba Doğan. Kim bu diyorsun tabii. Sen beni tanımıyorsun ama ben senin hayatını ezbere biliyorum. Adım Selvi. Selvi nereden? Senin avukatın olmak istiyorum. Yani eğer bana vekalet verirsen 11 yıl önce hüküm giymene sebep olan davayı ben yeniden açmak istiyorum. O dava çoktan kapandı. Yeni bir delil bulunduğu takdirde eski davalar yeniden açılabilir. Bunun emsalleri var. Babamlar mı tuttu seni? Yok, hayır. Ne alakan var bu işle? Hakkı Hoca'yı hatırlarsın. Daha önce savunmanı üstlenen avukat. Fakültede hocamdı kendisi. Senin davandan çok bahsetti bize. Kaybettiğine en üzüldüğü davaymış seninki. Masum olduğuna emindi o. Kendisini geçen sene kaybettik. Bu davanın bana vasiyeti gibi. Bak, korkunç bir hata yapıldı. Çok büyük bir haksızlığa uğradım. Ama son bir şansımız daha olabilir. Hakkı Hoca hep derdi ki, adalet topaldır. Ağır ağır yürür. Ama gideceği yere er geç varır. Şikardı var o zaman. Bir doktora yorumlanç. Ben gayet iyiyim. Nabzın öyle demiyor ama. Ya tamam, evet. Biraz heyecanlı olabilirim. Bu benim ilk davam olacak. Sen de benim ilk müvekkilim. Yani eğer bu vekaletnameyi imzalarsan avukatın olabilmem için. Avukata falan ihtiyacım yok. Git kendine başka dava bul. Gardiyan! Bir dakika. Ya lütfen dinle, daha söyleyeceklerim bitmedi. Bir şey buldum, onun için buradayım. Yaptırdım. Yarın sonuçları çıkar. Tamamdır. Hocam, şuraya imza atmanız gerekiyor. Tabii daha. Bir de şuraya. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar, ben ikinci kattaki hastaların kontrolünü yaptım. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? 8 numaranın sonuçları geldi. Patolojiye gönderdik, bilginiz olsun. Bir daha. De 10 numarada ritim bozukluğu var. Takipteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Bitti mi nöbetin? Oho, 2 saat önce. Güzel. Pişt pişt. İyi misin? Bir şey mi oldu? Konuşuruz. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya yok aşkım. Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Ben seni dışarıda bekliyorum. Tamam, hocadan izin alayım, gelirim. Tamam.
Hadi anlatmayacak mısın? Oturalım mı şöyle? Ama bak korkmaya başladım şimdi. Ne o? Yoksa ayrılacak mısın benden? Hayır tabii ki. O zaman ikinci şık hamilesin. Nereden bildin? Bildin mi? Hadi ya. 2 hafta gecikti. Yani gecikince test yaptım. Ne yapacağız? Yapacak tek bir şey var. Kalk hemen gidip halledelim şu işi. Gel. Nasıl yani? Hemen şimdi mi? 2 dakika konuşsaydık bari. Bu kadar kolay mı senin için? Ne kadar çabuk o kadar iyi. Korkma hadi gel. İnanamıyorum sana. Belki ben istemiyorum. Zorla mı götüreceksin beni? Daha. Korkma gel. Hah geldik işte. Girip ne lazımmış bir öğrenelim. En yakın ne zamana gün alabiliyorsak. Yapacak bir şey yok. Evleneceğiz mecbur. Ya böyle bir şaka mı olur? Ödüm koptu. Ya sen nasıl böyle bir şeye inanıyorsun? Hiç mi tanımadın beni ha? Ay bilemiyorum artık. Her şey beklenir senden. Eşek olduğun için. Peki sen bu eşekle evlenmeyi kabul ediyor musun? Onu söyle. Önce babamdan istemen lazım. İsteyeceğiz de. Hani zaman kaybetmeyelim. Şu belgeleri falan toplayalım değil mi? O kadar eminsin yani babamın vereceğinden. Vermese de alırız. Aa! Gel Mısır. Ne yapıyorsun? Çekilin gelin de davat gelin ona. Nereden çıktı bu evlenmek oğlum? Sırası mı şimdi? Daha yaşınız ne, başınız ne? Dur hele bir okulun bitsin. Bir uzmanlığını al. Sonra sırası gelir o işlerin. Öyle değil mi Halil? Haksız mıyım? Ya bir şey söylesene Allah aşkına. Ya beklemek istemiyoruz o kadar. Merak etmeyin. Yani okul falan bırakmayacağım. Hem çalışıp hem okurum. Rahat olun. Yok vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Yangından mal kaçırır gibi ne bu şimdi? Sen bana bir çay koyver. Bize söylemediğin bir durum var değil mi? Evlenene kadar duraydın iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. Haber ver. Yarın müsaitlerse babasından istemeye gidelim kız. Ben de geleceğim kız istemeye. Geleceğim değil mi? Gel sen de gel. Abla büyük ev. Belli abladan kaç kişi kalıyor burada? Babasıyla ikisi işte. Annesi? Annesi yok. Niye? Nereye gitmiş? Deden ninenin gittiği yere. Öbür dünyaya mı? Belli ablan seni kararken. Vallahi benim bu işe hiç aklım yatmadı. Bunlar bize kız verir mi? Niye vermiş Sabiha? Niyesi var mı Halil? Baksana şuraya. Biz bunların dengi miyiz? Denklik sadece parayla mı Sabiha Hanım? İnsanlıkla denk olalım yeter. Buyurun. İyi günler. Sezai Bey'le görüşecektik. Sezai Bey müsait değil.
Haberi var kendisinin. Ben Beril Hanım'ın... Beyefendi, Sezai Bey sizi kabul edemeyeceğini söyledi. Kusura bakmayın. İyi günler. Ömrümde böyle aşağılanmadım ben. Adam insan yerine koymadı bizi. Evini almaya bile tenezzül etmedi. Ya açmazsa açmasın, arama artık, bırak. Olmaz zaten bu iş artık. Ben bir daha o adamın kapısına gitmem. Sen de gitmeyeceksin. Sabiha, yapma şunu. Oğlan kahroldu zaten. Bir de sen üzüyorsun. Nereye gidiyorsun? Aha! Oğlum bir delilik yapma sakın. Bir dakika beyefendi, giremezsiniz beyefendi. Beyefendi çıkın lütfen. Beyefendi giremezsiniz. Beril nerede? Beril Hanım yok evde. Beyefendi çıkın lütfen beyefendi. Beril. Beyefendi. Sezai amca lütfen. Yani hayatım buna bağlı. Eğer babama söylerseniz mahvolurum, biterim ben. Beril. Benden ne istediğini farkında mısın o? Bunca yıllık ortağımdan böyle bir şey nasıl saklarım? Ne oluyor? Vallahi Sezai Bey giremezsiniz dedim. Dinlemedi beni, daldı içeriye. Engel olamadım. Hemen polis alın. Beril. Doğan buradayım. Doğan buradayım. Beril buradayım, geldim. Kilitledi beni buraya. Telefonumu da aldı. Tamam, geçti. Geçti, tamam. Geçti. Hadi gidelim buradan. Hadi. Kimliği falan. Hadi çabuk. Başka bir şeye gerek yok. Bu ne cüret? Nezaketten pek anlamıyorsunuz galiba. Bu sabah gerekli cevabı aldığınızı sanıyordum. Sezai Bey, kapıdan kovmak mı nezaket dediniz yoksa insan yerine koymamak mı? Ne kadar isabetli bir karar verdiğim ortada. Ayrıca istenmediğinize ve zorla girecek kadar alçalacağınız da aklımın köşesinden geçmezdi. Ben de zorba olduğumuzu biliyordum da kızınızı odaya kilitleyecek kadar alçalacağınızı düşünemezdim. Evleneceğin adamı gördüm. Buna mı layık görüyorsun kendini? Baba yeter. Başlama yine ne olursun. Polis birazdan burada olur. Ben sizden bir kere daha rica edeyim. Bu komediyi daha fazla uzatmayalım. Belli almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hadi gidelim.
Beril. Eğer gidersen bir daha bu kapıdan giremezsin. Evlendiğin an ne bu evli ilişkin kalır ne de benimle. Üstelik bu nereden çıktı belli olmayan adam için mi benimle çalışıyorsun? Bunun seni sevdiğine inanıyor musun? Sen ne diyorsun be? Para bitince ne kadar yanında kalacağını göreceğiz. Öldürürüm seni. Ay, tamam yeter hadi gidelim hadi. Hadi gidelim buradan gel. Beril! Gelirse gelsin yürü. Aşkım mevzu büyüyecek ne olursun. Bir şey olmaz gel. Beril. Atlayın hadi. Kalın işte burada istediğiniz kadar. Sezai amcanın aklına gelecek son yer. Beril, söyle bakalım şüpheci sevgiline. Kaç yıldır tanışıyoruz biz? Bilmem, 20 falan mı? Doğduğumuzdan beri yani. Güvenebilirsin yani bana. Ele vermem sizi, sır tutmayabilirim. Merak etme. Ne dersin aşkım? Ellerine kadar idare ederiz burada. Sen nasıl istersen. Sağ ol. Efendim baba. Teşekkürler. Beril. Emin misin? Her şeyini kaybedeceksin. O kadar çok mu seviyorsun bu adamı? Evet. Bütün hayatın değişecek. Olsun. Daha yanımda olduktan sonra. Sen de aşık olunca anlayacaksın beni. Başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ne oldu aşkım? Ne diyor baban? Eve polis gelmiş. Baban şikayetçi olmuş. Beni arıyorlarmış. Baba. Of. Sizinkiler nefret edecek benden. Senin başına iş açtım diye annen de kızacak bana. Ya saçmalama olur mu öyle şey? Ağlıyor musun? Ama yapma şimdi. Niye ağlıyorsun? Yoksa pişman mı oldun? Neye? Neye olacak? Bana kaçtığına. Daha değil. Hiç pişman olmayacaksın ki. Söz. Çok mutlu edeceğim seni. Başta biraz sıkıntı çekeceğiz. Ama sonra her şey yoluna girecek. Ben mezun olup uzmanlığım alana kadar sıkacağız dişimizi. Hem bu arada Özgür de büyür. Kıza da olur, erkeğe de. Tamam canım, sevmediysen başka isim de düşünürüz. Özgür. Hı-hı. Sevdim. Kurduğumuz hayaller var ya. Ya. Hepsi yalan oldu. Güya dünyayı dolaşacaktık da.
Kızıldeniz'e dalıp Himalayalara tırmanacaktık. Yapamayacağız şimdi. Yapacağız. Ama iki değil, üç kişi yapacağız. Bütün hayallerimiz gerçek olacak. Keşke babam da anlasaydı. Karşımızda değil de yanımızda olsaydı. Düşünme artık onu. Elimde değil. Ne olursa olsun babam sonuçta. Başka kimsem yok ki benim. Annem, kardeşim. Kimsem yok. Ben varım. Hem... Hem benim ailem senin de ailen artık. Babamı tanıyınca çok seveceksin. Anneme bakma, birkaç gün surat asar, sonra kendi kızı gibi sahiplenirsin. Ayşe zaten peşinden ayrılmayacak. En fazla birkaç ay kalırız bizimkilerde. Evi tutana kadar idare edeceğiz. Sonra senin gelin bir kişi var. Tabii senin beğendiğin bir şey alamayız ama... Dün gece babanla konuştum. Hmm. Salıya dönüyormuş. Söylediniz mi? Böyle bir şeyi telefonda nasıl söyleyebilirim? Gelince yüz yüze konuşacağım. Ne yapsam vazgeçiremeyeceğim değil mi size? Muzaffer annene acımaz. Hakkı da. Ama sana insaflı davranacaktır. Ne de olsa bunca yıldır oğlu olarak biliyor seni. Öyle kolay kolay söküp atamaz. Babamı tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ne yapalım? Umarım dediğiniz gibi olur Sezai amca. Kusura bakmazsınız, ben erken kaçacağım. Nikah var ya, malum. Yani Beril'e acıyorum, aslında işim olmaz. Yani ben de gitmesem kimsesi olmayacak kızın yanında. Keşke bu kadar çabuk pes etmeseydiniz Sezai amca. Gerçi hala geç kalmış sayılmazsınız. Yani isterseniz bugün evlenmelerine engel olabilirsiniz. Ben de yardımcı olurum size. Para. Tek derdi para. Tamam anne. Tamam, biz babamla bekliyoruz. Tamamdır, siz işiniz bitince haber verirsiniz. Beli saçını beğenmemiş de. İşler uzayacakmış biraz. Sabiha Hanım yine bülbül yuvasına döndürmüştür kızın başını. Aynen. Allah'tan daha vakit var. Alo.
Evet. Evet, buyurun, dinliyorum sizi. Yok, şu anda burada değil. Telefonda söyleseniz olmuyor mu? Evet, evet, biliyorum, yakın sayılır. Tamam. Tamam, görüşürüz. Kimdi o? Sezai Bey, Beril'in babası. Ne istiyormuş? Nikahtan önce erkek erkeğe bir konuşalım, şu aramızdaki husumeti halledelim diyor. Yakınlarda dükkanı mı ne varmış? Oraya gel diyor. İyi. Bir git görüş bakalım. İnsafa gelmiş madem. Onu da al getir nikah. Gelin kızımız sevinir. Sezai Bey'le buluşmaya. Hayırdır ya, ne oldu? Bilmem, konuşmak istedi. Yumuşadı demek ki. Öyle sert takılır ama yufka yüreklidir. Daha 2,5 saat var. Ender, ne olur ne olmaz. Eğer ben geç kalırsam Beril'le bizimkileri nikah dairesine götürür müsün? Ben de direkt oraya geçerim. Merak etme. Bugün patron sensin, şoför de benim. Dahan! Sezai amcayla beraber mi geleceksiniz? Bakalım. Ha, sen Beril'e şimdilik bir şey söyleme. Ne olur ne olmaz, umutlanmasın. Tamam, daha iyi, sürpriz olur. Geliyor, hazır mısınız? Güzel. Diğerleri? Buradalar, yandalar. Abi kıvramayacak adama ne kefil olayım ben, kurban olayım sana. Adam asker de keskin nişancıydı ya. Sen rahat ol abi, merak etme. Abim, eyvallah. Çıkmaz. Bir aksilik çıkmasın, gözünü seveyim. Bu dallama beni mahveder yara. Yok. Ben ettim mi çocuğa hiç? Anlattım o durumu, şaşırmaz. Yok ya, şaşırmaz. Cin gibidir o. Aklında değil mi abim hepsi? Aklımda. Hadi çıkın hadi. Adam gelmek üzere. Hadi.
Rezai Bey. Rezai Bey. Sezai Bey. Adam. Olmuş. Süper. Merhaba. Merhaba. Nasıl ama? Çok güzel olmuşsun kızım. Daha? Bir işi çıktı. Halledip gelecekmiş. Siz gidin dedi. Ne işiymiş canım nikah günü? Yani gelini damat almaya gelmeden olur mu hiç? Halil. Hı. Oğluma bir şey oldu da benden mi saklıyorsunuz yoksa? Yok be Sabiha. Sen de amma evham yaptın ha. Ya tamam. Çocuk sürpriz yapacak sana. Ne sürprizi? Ya daha babanla konuşmaya gitti kızım. Onu da getirecek nikah. İnşallah. Çok iyi. E hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi koş. Hadi. Buyurun. Thank you.
konuştuklarımız aklında değil mi abicim? Unutma sakın. Ben şimdi gidiyorum. Sen burada bekle. Polis amcalar gelip seni alacaklar, tamam mı? Tamam. Thank you.
gecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Nefsim içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım. O kadar içime sindim ki hiç getirsem kalkmaz başım. Ya gömüm burada canlına aşığım. İç çekmekten, düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. Komiserim, görüntüler hazır. Getirdiniz mi? Getirdik komiser. İçeride. Kızım, gördüklerini bize anlat ki bir an önce yakalayalım adamı, tamam mı? Güzel. Şimdi ateş eden adamı gördün mü? Gördüm. Bahan, kaç saattir seni arıyoruz oğlum. Nerelerde? İyi misin oğlum? Öldük meraktan. Bahan Soysur sen misin? Merkez. Ne oluyor? Merkez, şüpheliyi aldık, getiriyoruz, tamam. Beril nerede? Buyurun, bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor.
Özür dilerim. Özür dilerim. Bahsettik, seninle konuşuyorum. Hadi senden konuşurum. Çıldıracaksın beni. Bahsettik, neler konuşuyor da anlamayın bahsettik. Buradan. Geç şuraya otur. Gelini nikah masasında ekmişsin. Hayırdır damat bey? Nereye kayboldun onca saat? Ne konuştunuz? Kimle? Sezai Bey'le. Konuşamadık, gelmedi. Biri saldırdı bana, burama bir şey sapladı. Sonra? Ya sonrası yok. Gözümü açtığımda tek başımaydım. Kapıyı arkamdan kilitlemişler. Peki gözünü açtığında saat kaçtı? Ne oluyor? Ben niye buradayım? Belli bir şey mi oldu? Babası bir şey mi yaptı? Anlat bakalım, sonra ne yaptın? Sonra ben oradan çıktım. Çıktım oradan. Nereye gittin? Nikah dairesine gittim. Nasıl? Aracın var mıydı? Yürüdüm. Yürüdün. Peki, nerelerden geçtin? İçinde boşluklar var. Doldur o boşlukları. İyi düşün. Sonra ben meydandan geçtim. Kalabalıktı, evet. Hangi meydan? Bilmiyorum. Devam et. Dedim ya, kopuk kopuk her şey. Arası yok. Sonra nikah dairesine gitmişim. Oradan da eve geçtin. Sonra arkadaşlar seni buraya getirdi. Peki yanında biri var mıydı? Yani bu yaptıklarını gören, şahitlik edebilecek biri? Tek başımaydım. Bu kadar mı? Söyleyeceğim başka bir şey yok.
Şirin Aydı sapladı. Uyuşturucu enjekte etmiş olmadı. Tahlil sonuçları gelince anlarız ne olduğunu. Sonra birkaç test daha yapacağız sana. Artık ne olduğunu söyleyecek misiniz? Ben niye buradayım? Bana niye bunları soruyorsunuz? Müstakbel kayınpederin. Vuruldu. Nasıl? Kim vurdu? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Durum nasıl peki? Sizlere ömür. Benim belli görmem lazım. Çekil, çekil önümden. Sana gidebilirsin dedim mi? Hı? Otur. Gel gel. Seninle daha işimiz bitmedi. Gelin. Şöyle girin. Gel. Korkma gel. İyice bak. Gördüğün adam bunların içinde var mı? Korkma, korkma. Onlar seni oradan göremezler. Rahat rahat bak. Ateş eden adam orada mı? Hangisi? Ortadaki bir adım öne gel. Bu mu? Bu. Bırakın gideyim artık. Benim belli görmem lazım. Onu artık zor görürsün. Ne demek bu? Mal gibi anladın demek. Siz benim yaptığımı mı? Benden mi şüpheleniyorsunuz? Yok. Şüphelenmiyoruz. Biliyoruz. Hani kafanda böyle boşluklar vardı ya. Ben şimdi anlatayım, onlar biraz dolsun. Sezai Karalı seni aradı. Sonra sen evden çıktın. Sezai Karalı'ya bir mesaj çektim. Kızınızla evlenmemi istemiyorsanız... saat 4'te yazdığım yere gelin, anlaşalım. Ben böyle bir şey yazmadım. Sonra bir mesaj daha attın. O mesajda da adres tarif etmiştin. Çok ilginç. Olay mahalli. Ben mesaj falan atmadım. Yok. Yolda giderken attığın mesajın yeri belli, zamanı belli. Taksim'in arkalarında bir sokak. Ne diyorsunuz siz ya? Şunu diyorum. Olay mahalline gittin. Sezai Karalı ile buluştun. Ve onu vurdun. Sonra tabii acelem vardı. Nikah saat 5'te, ucu ucuna yetişebilirdim. Onun için de koşturarak oraya doğru gittim.
Ve bu telaşla telefonunu düşürdün. Ama bizim arkadaşlar telefonunu buldu. Tamam işte ya, beni bayıltan kişi telefonumu almış. Ya cebimde yoktu telefon. Elinde barut izi vardı. Nasıl olur, imkansız bu. Biri tuzak kurdu bana. Kan tahlili sonuçları çıkmadı mı? Çıktı. Ama senin beklediğin gibi değil. Kanın tertemiz, helal olsun. Geç kaldınız çünkü beklettiniz beni burada. Kaç saat geçti üstünden? Oo, bravo. Yıllardır bu meslekteyim ama senin kadar pişkinliğini görmedim. Ne söylesek bahanem var. Bakın, bakın Emir Bey, böyle ilaçlar var anında narkoz etkisi gösteren ama birkaç saat sonra vücutta izi kalmıyor. Ya buradaki şırınga izini görmüyor musunuz? O şırınga izinin seni kurtaracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bak ne diyorum. Telefon, mesajlar, elindeki barut izi. Ya beni bayıltan kişi yapmış olamaz mı? Elime tutuşturmuştur silahı, çekmiştir tetiği. Barut izi tamam işte. Hakkında bunca kanıt varken hala suçsuz olduğunu mu söylüyorsun? Ya ben elime silah almadım, silah tutmasını bile bilmem. Sevdiğim kadının babasını niye öldüreyim? Kavga etmişsiniz. Adamın evini basmışsın. Yakasından tutup seni öldüreceğim demişsin. Sen demedin mi bunu, ha? İnkar mı ediyorsun? Dedim. Dedim ama öyle ağzımdan çıktı sinirli. Tamam işte, güzel. Mahkemede de aynen böyle söylersin. Benimle uğraşacağınıza gidin, o katili bulun. Belli ki suçu benim üstüme atmak için plan yapmış. En güzelini sona sakladım biliyor musun? Cinayeti senin işlediğini gören bir şahit var. Buna ne diyeceksin? Tutuklayın arkadaşı. Ne yapıyorsunuz? Nış yapıyorsunuz. Ya bırak! Nış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz ya, bırak! Nış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım, yanlış yapıyorsunuz. Gidin o katili bulun. Ya bırak! Bırak! Ya bırak! Aha. Baba ben bir şey biliyorum oğlum. Biliyorum, bir şey yapmadım. Bildan, Bildan. Gel. Biliyorum oğlum, biliyorum. Suçlu olmadığını biliyorum. Bu beladan kurtaracağım seni. Çıkaracağım ben seni buradan. Hiç merak etme. Tamam mı? Sen sakin ol. En iyi avukatları bulacağım sana. Senin bir şey yapmadığını biliyorum. Biliyorum. Çıkaracağım seni. Hadi amca hadi. Buradan. Merak etme. Pek umutlu konuşmadı avukat. Bizim tanığımız yok, onların var. Ben elimden geleni yapacağım ama siz gene de en kötüsüne hazırlıklı olun dedi. O şahitlik eden güya görmüş ya Dahan'ı. Kimmiş o, neyin nesiymiş, bir şey söylemedi mi avukat? O da bilmiyor ki. Polisler gizliyormuş kimliğini. Bir elime geçirsem onu. Oğluma attığı iftirayı fitil fitil burnundan getireceğim. Doğruyu söyleyene kadar bırakmayacağım yakasını. O
O ırz düşmanlarının, o katillerin arasında ne yapar benim oğlum? Ne yapar? Dört duvar arasında, gün yüzü görmeden. Sakin ol Sabiha'm, sakin ol. Çıkmadık candan umut kesilmezmiş. İnşallah hakim anlayacaktır kimin yalan, kimi doğru söyledi. İnşallah. İnşallah. Gereği düşünüldü. Gerekçeli kararda ayrıntılı şekilde açıklanacağı üzere dosyada yer alan delillerin kolluk kuvvetlerine ait tutanaklar ve olay yeri araştırma tutanaklarıyla örtüştüğü, suça konu fiilin sanık tarafından işlendiği, görgü şahidi beyanları ve adli tıp kronoloji raporuyla sabittir. Olay günü sanık Dağhan Soysür'ün maktulün kızıyla evlenmek üzere olduğu fakat maktul ile sanık arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu ve sanığın telefonundan maktulün telefonuna gönderilen mesaj üzerine sanığın söz konusu eylemi planlayarak, kasti olarak işlediği sabit görüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 82 taksim 1A maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Ama yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Benim oğlum katil değil. O masum benim oğlum katil değil. Benim oğlum katil değil. Benim oğlum katil değil. İntihar et. Kurtaracağım seni.
Senin avukat gelmiş gene. Derdin ne kızım senin? Beni dinleyene kadar gerekirse her gün geleceğim. Pes etmeye niyetim yok. Bu davayı kazanacağım. Dava falan yok ortada. Basmıyor mu kafan? Şimdilik yok ama olacak. Dün de söylediğim gibi, yeni bir delil bulunduğu takdirde kapanmış davalar yeniden açılabilir. Yapmadım biliyorum. Kanıtım var. Cinayeti senin işlemediğini ispatlayabiliriz. Bakmayacak mısın içindekilere? Hadi açsana. Dava dosyanı hatmettim. Bir açık bulur muyum diye defalarca okudum her şeyi. Sonra ifadende bir şey dikkatimi çekti. Seni kapattıkları yer şurası. Nikah dairesi de şurası desek. Buradan buraya kadar yürümüşsün. Uyuşturucunun etkisinde olduğun için tam olarak hatırlayamamışsın nereden gittiğini, nerelerden geçtiğini. Olabilecek bütün güzergahları çıkardım. Sonra kafama dank etti. Hatırlıyor musun o gün bir meydandan geçtim. Kalabalıktı, bir kaos vardı demiştim. Meydan, kalabalık, kaos. Tek bir şey çağrıştırdı bana. Orada bir eylem vardı belki de. O tarihlerde çıkmış tüm gazeteleri tarayarak başladım araştırmaya. Bir yerde eylem yapılmış mı diye. Yapılmış. Üstelik tam da senin güzergahında. Bir yerde bir eylem yapılmışsa orada mutlaka televizyoncular ve gazeteciler de vardır diye düşündüm. Birileri mutlaka o eylemi kaydetmiştir. Belki dedim daha anda o görüntülerden birine girmiştir. Tek bir kare bile bulsam yeter. Sonra sıra televizyon kanallarına ve haber ajanslarına geldi. Samanlıktaki iğneyi aramak gibiydi ama bir umuttu işte. Kapısını çalmadığım yer, izlemediğim video kalmadı. Neredeyse pes ediyordum. Ya bulamazsam diye. Oradaydın işte. Bu görüntüler o kamera kaydından alındı. Saniyesine kadar ne zaman çekildiği belli. Cinayetten tam 13 dakika sonrası. Sezai Karalı'yı sen öldürmüş olamazsın. Çünkü en hızlı araçla sıfır trafikte bile minimum 28 dakika sürüyor. Senin olay yerinden buraya varman. Şu vekaleti ver ki daha fazla zaman kaybetmeyelim. Davayı yeniden açmak için başvuracağım.
dava yeniden açılıyor. Nasıl olur ya? Onca sene geçmiş katil içeride. Yeni bir kanıt bulmuş Ender Bey. Ne kanıtı? Açıkçası ben de bilmiyorum. Mahkemede öğreneceğim yarın. Yarın mı? Mahkeme yarın ve siz bana bugün haber veriyorsunuz öyle mi? Benim yeni haberim oldu Ender Bey. İlk defa bu kadar hızlı neticelendiğine şahit oluyorum. Yani normalde bu tür başvuruların değerlendirilip duruşma tarihi verilmesi ayları bulur. Avukatı ceval biri olmalı. Allem etmiş, kallem etmiş, nasıl yaptıysa becermiş. Beril Hanım'a siz mi söylersiniz, ben haber vereyim mi? Sakın. Beril'in hiçbir şeyden haberi olmayacak. Ama bilmesi gerekmez mi? Nasılsa öğrenecek. Öğrenmeyecek. Boşuna üzülmesini istemiyorum. Belki hiçbir şey çıkmayacak. Çıkabilir mi? Belli olmaz. Yani davayı tekrar açabilecek kadar kuvvetli bir kanıtsa... Daha onu içeriden çıkarmaya yetebilir. İyi olmadı bu. İyi olmadı. Şu avukat nereden çıktı? Kimin nesi? Ne kadar biliyor öğrenmemiz lazım. Eyvallah. Öğreniriz öğrenmesine de sonra. Sonrası ucu bize dokunan bir şey varsa bu işi kurcalamasına engel olacaksın. Nasıl? Soruyor musun? Çünkü hatta da adresi falan yazıyor. Cevapları bulana kadar peşinden ayrılma. Bir şey öğrenirsen de hemen bana haber ver.
Kapatılan Şişli 1. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Ekim 2005 tarihli hükmünün yeniden yargılama yapılarak ortadan kaldırılması talebiyle açılan davada yargılamaya başlandı. Evet, Dağhan Soysür. 2005 yılında işlemiş olduğum bir cinayet sebebiyle hüküm giydim. Ve şimdi 11 yıl aradan sonra suçsuz olduğum gerekçesiyle ve yeni delillere dayanılarak hakkında yeniden yargılama yapılacak. Ne söylemek istersin? Her zaman söylediğimi. Suçsuzum. Sanık vekilinden soruldu. Avukat hanım, savunmalarınız nelerdir? Sayın Başkan, savunmamız... Sayın Başkan, sayın üyeler, suçlu olmadığını bildiği halde suçsuzluğunu ispat edecek delillerin olmayışı ve bir önceki yargı esnasında yapılan bazı hatalar sebebiyle müvekkilim Dağhan Soysür ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve 11 sene boyunca bu cezasını çekmiştir. Olay günü cinayet saati olan 16.02'de müvekkilim Dağhan'ın maktulün öldürüldüğü yerde olmadığı dava dosyasına yeni delil olarak sunmuş olduğum görüntülerde apaçık görünmektedir. Bu görüntülerin huzurda tekrar izlenmesini talep ediyoruz. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme ve bilirkişi raporlarıyla benim dava dosyasına eklemiş olduğum raporda da buradaki kişiyle müvekkilimin boy ve vücut ölçüleri ve yüz hatlarının eşleştiği, bu videodaki kişinin müvekkilim Dağhan Soysür olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu görüntüler Haseki Cevdet Paşa Caddesi'nde çekilmiştir. Cinayet mahallinden Haseki Cevdet Paşa Caddesi'ne ulaşmak en az 28 dakika sürmektedir. Bu da eğer en kısa güzergahı sıfır trafikte olabilecek en hızlı şekilde kat ediyorsak, cinayetin saat 16.02'de işlendiği karakol ve olay yeri tutanaklarında açık bir şekilde görülmektedir. Oysaki müvekkilim saat 16.15'te Haseki Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunduğu bu görüntüler sayesinde net bir şekilde görüyoruz. Bu durumda müvekkilimin bu kadar kısa sürede bu yolu kat etmiş olması imkansız görünüyor. Bu görüntülerin montaj olmadığı, orijinal olduğu da bilirkişi raporlarıyla açıklığa kavuşmuştur. O gün bu görüntüleri kaydeden kameramanlar da ifade vermek üzere hazırlar. Tanıkları çağırın. Yemin eder misiniz? Yemin ederim. Peki bu görüntüleri siz mi çektiniz? Evet. Selvi Hanım benden bu tarihteki video görüntülerini ve haberleri istedi. Ben de arşivden çıkardım, verdim. Söz konusu görüntüler... Orijinal görüntülerdir. Yüz hatları, mimik hareketleri ve postürü incelediğimizde bu kişinin sanığın kendisi olduğunu teyit etmiş bulunmaktayım. Karar. Video görüntülerinin orijinal olduğu, görüntülerdeki kişinin sanık Dağhan Soysür olduğu, sanığın olay anında başka bir yerde olduğunun kuvvetli delillerle ispatlandığı, sanığın aynı anda her iki yerde birden bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, temyiz yolu açık olmak üzere sanığın beraatine karar verildi. Özgürsün daha.
geliyorlar. Dağhan Bey! Dağhan Bey! Özgürlüğünüze kavuştunuz ve hükmediyorsunuz. Bununla ilgili tekrar araştırma yapacak mısınız? Lütfen arkadaşlar, lütfen. Evet. Neler söylemek istersiniz? Zamanında böyle başa bekliyor muydunuz? Ne hissediyorsunuz? Tabii ki çok mutluyum. Dahan işlemediği bir suçtan 11 senesini kaybetti. Neyse ki daha da geç olmadan adalet yerini buldu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tazminat davası açacak mısınız? Tabii kaybedilenlerin telafisi olamaz ama evet tazminat davası açacağız. Ayrıca Sezai Karalı cinayetiyle alakalı yeniden soruşturma başlatılacak. Ben de müvekkilim adından bu soruşturmayı takip edeceğim. Sezai Karalı sizi kim öldürdü? Görüşürüz. Farklı açıklamalarınız olacak mı bununla ilgili? Daha sonra açıklama yapacak. Açıklama yapacak. Beraat etti. Tamam, çıkabilirsiniz. İyi günler. Haber geldi. Gidebilirsin doktor. Hadi geçmiş olsun. Çıkarken gördüm ya. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Abi. Baba. Doğan Hanım.
Sağ ol kızım. Bize ne kadar büyük bir hediye verdin bilemezsin. Hakkını ödeyemeyiz. Allah sizden razı olsun. Tuttuğunu altın etsin. Ben bir şey yapmadım. Olması gereken buydu zaten. Biraz da bana bırakın. Yapmayın böyle, utandırmayın beni. Abi? Ya yok, gerçekten teşekküre gerek yok. Senin sayende ilk davamda ünlü oldum ben de. Babana yeter de artar bile. Senin kalbin hep böyle atıyor galiba. Hepinize tekrar çok geçmiş olsun. Eğer sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen çekinmeyin, arayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Nereye gidiyorsunuz hemen? Hayatta bırakmam sizi. Bize gideceğiz, kutlama yapacağız. Siz olmadan olmaz. İşlerim var. Çok teşekkür ederim, gerçekten. İşinizi halledip gelin o zaman. Akşam yemeği mutlaka bekliyorum. Bak çok gücenirim yoksa. Peki, tamam. 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 Hadi o zaman, gidelim. Ne işin var burada abi? Esas senin burada ne işin var Vildan? Onun yaptığını ispatlayan. Görgüçer de vardı. Bir yıl boyunca boşu boşuna mı yattı hapiste? Önce
Katrin. O zaman hata yaptılar. Yani şimdi mi bilemeyiz ki. Ayrıca bunca zaman sonra yani ne fark eder masummuş demiş. Ha? Yani neyi değiştirir ki? Ha? Her şeyi değiştirir. Hiçbir şey değişmeyecek. Merak etme. Değişmeyecek. Uyuyan yılanı uyandırdın. Haberin yok. Bunca yıllık emeğimin içine mı yırttım ben be yıllardır seni korumak için? Niye yapıyorsun ya? Niye? Kendini ateşe atıyorsun be kızım. Yanacaksın. Ben zaten yanıyorum yıllardır. Nefes alamıyorum abi. Başıma dank ettiğinden beri bugünü bekliyorum ben. Kefaretimi ödemek için. Ödedim de. Bitti. Tamam mı? Korkma, bitti. Bekle, bitti. Sal bakalım aslanı dışarıya kafesten. Ne yapar? Parçalamaz mı önüne geleni? Öyle bir şey olmayacak. Dağın öyle biri değil. Ulan içeride 11 sene. Kediyi bile aslan yapar. Ya peşine düşerse bu işin? Ne olacak o zaman? Kim koruyacak seni? Ben kendimi korurum abi. Thank you.
Lahana sarması sever misin Selim? Aa, evet, çok severim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Bizimkiler de çok severler. Bayramda, seyranda mutlaka sarılacak. Aa, öyle mi? Evet. Evet. Benim de iştahım açıldı. Sürekli bir şeyler afiyet yok. Olsun. Daha niye yemiyorsun oğlum? Sen çok severdin sarmayı. Bir oturuşta 3 tabak indirirdim mideye. Ya evet, bize hiçbir şey bırakmazdı. Anneme sorardım lahana dolması kaldım diye. Hayır kızım. Çünkü abim bütün tencereyi yedi. Beğenmedin mi yoksa? Beğendim. Yüzüne sağlık. Özlemişsindir diye annen kazanla yaptı. Yarısı burada. Evet, ben de yardım ettim. Yeter. Tamam, yeter. Afiyet olsun. Yoğurt getireyim mi yanına? Ne güzel bir ailem var. Çok şanslısın. Kötü günler geride kaldı artık. Bitti nihayet. Bitti mi? Adalet yerini buldu mu? Bitti mi yani? Giden zaman 11 sene. Kaybettiklerim ne olacak? Kim verecek hesabını? Başta o görgü şahidi kimse bana bunları yapanları bulacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Daha yeni başlıyoruz. Yeah.
Ayşe, kalk hadi aşağı, abin yok. Anne, ne oluyor ya? Abin yok diyorum sana, her yeri aradım, yok evde. Nasıl yani, akşam geldi eve. Şimdi yok işte, gitmiş. Ya İyi de nereye gidecek bu saatte? Yürü hadi, çıkıp arayalım. Yani saçmalama. Koskoca adam çocuk değil ya. Ya başına bir şey geldiyse? Of anne. Bunca yıl bekledim. Şimdi kaybedemem oğlumu. İnandır, inanayım. Bir kanıt göster. Kanıt mı? Karşında işte kanıt. Benim, ben, Dahan, daha ne kanıt istiyorsun Beril? Beril, yüzüme bak. Gözümün içine bak. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Hiç mi tanımadın beni? Tanımamışım demek ki. Bir daha mektup yazma bana. Çocuğumuz ne olacak? Çocuğumuz. Karnımda öldü. Thank you.
Delirdin mi ya? Beril. Kendine gel. Bu herif mi geldi buraya? Üşüyeceksin ya. Gel. Şükürler olsun. Çok şükür geldin. Daha iyi misin? Ne oluyor? Öldük meraktan oğlum. Niye bir şey söylemeden çıkıp gidiyorsun? Uyku tutman da dolaştım biraz. Biz de söyledik. Hava almaya çıkmıştır oğlan dedik ama Sabiha Hanım'a laf anlatmak ne mümkün? Annem seni göremeyince hortalığı ayağa kaldırdı. Özür dilerim, düşünemedim. Dışarı çıktım diye merak eden olmamıştı kaç yıldır.